Merhaba arkadaşlar çıkmış soruları kaldığımız yerden çözmeye devam ediyoruz şimdi sınıflandırma ile ilgili çıkmış soruları çözeceğiz 70 tane sorumuz var eğer yorulmazsam hepsini bu videoda yapacağım eğer yorulursam arkadaşlar iki, ikiye bölüp o şekilde çekmeyi düşünüyorum ona göre bakarız Şimdi başlayalım isterseniz birinci sorumuzdan. Şimdi sınıflandırma ile ilgili çok fazla soru geliyor. Hem fen ÖABT'de hem de biyoloji ÖABT'de. Fen ÖABT'de gelenler biraz daha TET, AYT tarzında geliyor. Ama biyoloji ÖABT'de gelenler genellikle detay geliyor. O yüzden sınıflandırmaya çalışırken biraz daha detaya bakmak gerekiyor. Bakış başlayalım isterseniz. 2013 fen ÖABT birinci sorumuz diyor ki Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar aleminde sadece kuşlara özgü bir özelliktir? Bu tür soruları YKS'de de çok soruyorlar, e, Fen ÖABT'de de çok soruyorlar arkadaşlar. Diyor ki, homoi termal yani sıcak kanlı olmaları, sıcak kanlı olan iki tane canlı grubu vardır. Nedir? Kuşlar ve memeliler. Dolayısıyla sadece kuşlara ait değil. Kalplerinin dört odacıklı olması, kalplerin dört odacıklı olması yine hem kuşlarda hem de memelilerde görülen bir özelliktir yumurtayla çoğalmaları arkadaşlar yumurtayla çoğalma dediğimiz yani yumurtlama anlamında söylüyor Yumurtlama kim yapıyor sürüngenler yapıyor kurbağalar yapıyor daha sonra kuşlar yapıyor dolayısıyla sadece kuşlara ait değildir vücutlarının tüylerle kaplı olması bakın tüy dediğimiz şey sadece kuşlarda görülür vücut örtüsü arkadaşlar tüy insanlarda hayvanlarda e, pardon insanlarda ve diğer memelilerde yoktur. Tüy sadece kuşlara ait bir özelliktir. Özellikle YKS öğrencileri de bunu çok karıştırıyorlar. Çünkü bizler mesela hani bu bir kavram yanılgısıdır. Mesela eğitim bilimleri ve biyolojinin eğitim bilimi kısmı var ya. Alan bilimi alan bilgisi değildi, alan eğitimi kısmı. söyleyemedim bir türlü. Alan eğitimi kısmında bununla ilgili soru çıkabilir. Mesela şey diyebilir, kavram yanılgısı ile ilgili bir soru çıkabilir. Vücudun tüylerle kaplı olması sadece kuşlarda görülür. Bizler mesela küçük küçük çıkan böyle kıllara tüy diyoruz. ve sana tüy dökücü krem diyoruz. Bu aslında yanlış bir tabirdir. Ne olması lazım onun doğrusunu? Kıl dökücü krem olması lazım. Ama Kıl biraz daha böyle hani halk arasında sanki kaba bir tabir olarak görüldüğü için tüy dökücü krem olarak kullanılıyor veya işte tüylerim çıktı diyorlar. Hani tüy bitmemiş yetim diyorlar. Hani bunlar aslında yanlıştır. Bize böyle doğuştan itibaren gelen kavramlardır, kavram yanılgılarıdır. En doğrusu nedir? Vücutlarının örtüsünün tüyle kaplı olduğu canlılar kuşlardır sadece. İnsanlarda ne vardır? Kıl vardır. Memelilerde kıl vardır, unutmayın. Uçma yeteneğine sahip olması. E, tüm hayvanlar alemini söylüyor Böcekler de uçabiliyor. Kuşlar da uçabiliyor tava ama mesela bilmemeli olan yarasa da uçabiliyor. O yüzden uçma yeteneğine sahip olması da olmaz. Cevabımız deniz seçeneği olur. İkinci soru. Aşağıdaki hayvanların hangisinin dolaşım sisteminde büyük ve küçük dolaşım ayrımı yoktur? Arkadaşlar büyük ve küçük dolaşım ayrımı e, kurbağalardan itibaren başlıyor artık hani görülmeye. Çünkü balıklarda bakın balıklarda şöyle bir durum var. Balıklarda solungaçlarda temizlenen kan vücuda dağıtılır. Kirlenen kan kalpte toplanıp solunca, solungaçlara gönderilir temizlenmek için. O yüzden büyük ve küçük kan dolaşım ayrımı balıklarda yoktur. Kurbağalardan itibaren yani amfibilerden itibaren görülmeye başlar. Ee, Peki büyük kan dolaşımı küçük kan dolaşımı nedir? Küçük kan dolaşımı kalpten çıkan kirli kanın akciğerlerde ya da diğer işte solunum organlarında temizlenmesidir. Yani karbondoksitin atılıp oksijence zenginleştirilmesidir. Küçük dolaşım bu. Büyük dolaşımda kalbe gelen temiz kanın tüm vücuda yayılıp kirli kanında toplanıp kalbe getirilmesidir. Dolayısıyla balıklarda böyle bir durum yoktur. Balıklarda Kalplerinde kirli kan bulunuyor. Vücutlarında ise arkadaşlar direkt solungaçlardan giden temiz kan bulunuyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olur. Üçüncü soru. Memelilerdeki özelliklerinden hangileri hayvanın beslenme şeklinin anlaşılabilmesini sağlar? Hayvanın beslenme şekli derken herbivör, omnivor ve karnivordan bahsetmiş. Herbivör nedir? Bitkiyle beslenme yani otla beslenme. Karnivor etle beslenme, etçil. Omnivor ise karışık beslenmedir. Yani hem etçil hem otçuldur. Bakıyorum. Ağızdaki diş tipleri ve konumlanmaları. Arkadaşlar buna bakarak anlayabiliriz. Nasıl anlarız? Mesela kesici dişleri çok keskin dişleri varsa o zaman bu etçil beslenir deriz. Azı dişleri daha iyi gelişmişse otçul beslenir deriz. O yüzden ağızdaki dişlerin tipi ve konumlanması beslenme şekli hakkında bilgi verir. vücut büyüklüğü bilgi vermez yani şöyle düşünün bir inek otla besleniyor Mesela bizler onlardan daha küçüğüz etle besleniyoruz hem etle hem otla besleniyoruz Dolayısıyla vücut büyüklüğü bunun hakkında bilgi vermiyor. sindirim kanalının uzunluğunun, vücut uzunluğuna oranı. Arkadaşlar bu da bilgi verir. Nasıl verir? Mesela otçul beslenen canlılarda sindirim kanalı daha uzundur. Çünkü otun içerisinde selüloz vardır. Ve Hayvanlarda selülozu sindiren enzim yoktur. Selüloz enzimi yoktur. Dolayısıyla bizim bağırsaklarımızda bulunan özellikle otçul hayvanların bağırsaklarında bulunan bakteriler ve diğer bazı canlılar bu selülozu sindiren canlılar bağırsaklarında bulunur. Gelen selülozu sindirir, sindiremediğini tekrar geri gönderir, ağza geri gelir. Hayvan bunu çiğner, tekrardan geri gönderir midesine veya işte bağırsaklarına. Dolayısıyla arkadaşlar biz buna ne diyoruz zaten? Geviş getirme diyoruz. O yüzden de bu canlıların bağırsak uzunluğu, uzunluğu daha fazladır. Cevabımız ne olur o zaman? 1 ve 3 olacak. Dördüncü soru 2013 biyoloji ÖABT e bakıyoruz. omurgalılarda Aşağıdaki omurgalı hayvan gruplarının hangisinde karşısında verilen yapı bulunmaz? Kıkırdaklı balıklar yüzme kesesi. Şimdi zaten direkt cevabımız bu olacak. Yüzme kesesi nedir? İlk önce bundan bahsedelim. Arkadaşlar yüzme kesesi ee, oksijenin geçici olarak depo edildiği bir kesedir. Canlılar, balıklar bu yüzme kesesine sahip oldukları zaman oksijeni burada depo ediyorlar ve suyun yüzeyinde yüzmeden asılı kalabiliyorlar. Bu yüzme kesesinde depoladıkları oksijeni kullanıyorlar. Ama kıkırdaklı balıklarda yüzme kesesi yoktur. O yüzden kıkırdaklı balık olan köpek balığı, vatoz gibi balıklar sürekli yüzmek zorundadır. Çünkü yüzerken solungaçlardan geçen sudaki oksijeni kullanıyorlar. Yüzme kesesi olan canlılar, hani balıklar, bu oksijeni bir miktar depo edip asılı kaldıkları zaman, yani yüzmedikleri zaman bu oksijenden faydalanabiliyor. Ama kıkırdaklı balıklarda yüzme kesesi olmadığı için bunlar arkadaşlar e, mecburen sürekli yüzmek zorunda kalıyorlar. Kemikli balıklarda çift yüzgeçler vardır tabii, ki. Yani kuyruk yüzgeçleri vardır, işte oral yüzgeçler vardır oral yüzgeç derken yanlış söyledim. oral derken ağızdan bahsediyorum. Oral yüzgeç değil, karın yüzgeçleri vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bulunur. Kuyruksuz kurbağalar, 3 odacıklı kalp. Kurbağaların genelinde 3 odacıklı kalp bulunuyor zaten. Sürüngenler, metanefroz böbrek, evet. Kuşlarda hava kesesi. Bakın yüzme kesesiyle hava kesesi hemen hemen aynı işlevi görüyor. Dolayısıyla kuşlarda da hava kesesi bulunuyor. Cevabımız aşık olacak. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler içerisinde angiospermlerin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz? Angiosperm neydi? Kapalı tohumlu bitkiler. Kapalı tohumlu. Bakıyoruz. Çifte döllenme kapalı tohumlularda var mı? Var. Ne demek çifte döllenme? Hem yumurtanın döllenmesi hem de polar çekirdeklerin döllenerek endospermi oluşturmasıdır. Çifte döllenme bu. Angiospermlerde görülüyor. Çiçeklerin bulunması vardır arkadaşlar ayırt edici özelliktir değil mi Meyvenin bulunması yine kapalı tohumluları ayırt eder. Sekonder kalınlaşma. Sekonder kalınlaşma ne demek? Enine kalınlaşmadır ve kambiyum sayesinde olur. Dolayısıyla sekonder kalınlaşma sadece angiospermlerde bulunan bir özellik değildir. Gimnospermlerde yani açık tohumlu bitkilerde, çam ağaçlarında, sedir ağaçlarında yani kozalaklı bitkilerde de görülen bir özelliktir. O yüzden de ayırt edici özellik olarak alamıyoruz. Cevabımız deniz ışıkk oluyor. Flem dokusunda arkadaş hücrelerinin bulunması. Bu da angiospermlerin ayırt edici bir özelliğidir. Çünkü gimnospermlerde arkadaş hücresi yoktur flemlerde. O yüzden cevabımız ne olacak? Denizi seçeneği olacak. Altıncı soru. Aşağıdaki hayvanların hangisinde embriyonik gelişimleri sırasında oluşan ilkin ağız, blastopor yani, daha sonraki evrelerde anüse dönüşmektedir? Şimdi arkadaşlar, hayvanlarda şöyle bir oluşum vardır e, ee, ilkin ağız dediğimiz blastopor ya ağıza dönüşür ya da anüse dönüşür. Biz bu yüzden ikiye ayırıyoruz canlıları. Burada ne, bize neyi soruyor? Daha sonraki evrelerde anüse dönüşür diye soruyor. Arkadaşlar ekinodermata yani ekinodermata hangisiydi? Derisi dikenliler. Derisi dikenlilerden itibaren ilkin ağız anüse dönüşüyor. Artropotlarda, yani eklem bacaklılarda annelida yani yuvarlak solucanlarda nematotlar yine aynı şekilde solucanlar molluska, yumuşakçalarda bunlarda ilkin ağız ağıza dönüşür arkadaşlar ağız ve anüs görevi görür hem ağız hem de anüs görevi gördüğü için bunlarda tek bir açıklık vardır ama ekinodermatadan itibaren artık neye dönüşüyor ee, anüse de dönüşmeye başlıyor ayrıca eee bir şey daha vardı ya. İlk defa yuvarlak solucanlarda görülüyor diye hatırlıyorum. İlk defa yuvarlak solucanlarda anüs oluşumu vardı. Yani sindirim açıklığı iki açıklıktan oluşan ilk defa yuvarlak solucanlar olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bir bakayım bir dakika. Tamam yanlış hatırlıyormuşum. Anne yani yuvarlak solucanlar değilmiş arkadaşlar. Burada e, ilkin ağızlılara biz ne diyorduk? Protostomia. İkinci ağız yani e, anüse dönüştüğü olan canlılarda neydi? Deuterostomia. Dolayısıyla Echinodermata burada deuterostomiyaya aittir. Diğerleri de protostomiyaya aittir. Gelelim yedinci sorumuza. Diyor ki aşağıdaki bitkilerin hangisinde diploid olan sporofit nesil haploid olan gametofitin üzerinde yer alır ve beslenme bakımından haploid gametofite baskındır. Şey bağımlıdır. Bakalım. Açık tohumlular, kapalı tohumlular, eğreltiler, karayosunları ve kibrit otları demiş. Arkadaşlar, e, diploid olan sporofit neslin haploid olan gametofitin üzerinde yaşadığı canlılar Kara Karayosunlarından sonra artık gametofit sporofitin üzerinde yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla ilk olan canlılar yani daha basit olan canlılar diploid evre daha baskınken daha böyle haploitin üzerinde yaşarken hap, ee, canlılar geliştikçe, bitkiler gelişmeye başladıkça haploid olan sporofite baskın olmaya başlıyor. Yani gametofit dediği aslında bu da nedir? Gametlerin oluşturduğu nesildir. Arkadaşlar burada gametofit mesela çamlara bakın, mesela kapalı tohumlulara bakın. Burada gametleri oluşturan kimdir? Dişi organ ve erkek organ. Dişi ve erkek organ neyde bulunuyor? Çiçekte. Çiçek neyde bulunuyor? Bitkinin üzerinde. İşte bizim o gördüğümüz çam ağaçları olsun, elma, armut ağacı gibi ağaçlar olsun bunlar nedir? Hepsi sporofit nesildir. Dolayısıyla gametofit nesil sporofit nesile e, bağımlı oluyor. Ama kara yosunlarında tam tersi bir durum bulunuyor. Gelelim 8. sorumuza. Günümüzde canlılar bakteriya, arkea ve ökaryo olmak üzere 3 domain halinde gruplandırılmaktadır. Bu domainler hücrelerinin içermeleri dikkate alındığında eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi iki takım kromozom bulundurma yani iki en kromozoma sahip olma kimin özelliğidir arkadaşlar? Tabii ki ökaryotlara ait bir özelliktir değil mi? Sadece ökaryotlarda görülüyor. Hücre duvarında peptidoglikan. Peptidoglikan kimde vardı? Bakterilerde vardı. Zarla çevrili organeller. Zarla çevrili organel kimde var? Bu da sadece ökaryotlarda bulunuyor. Bakterilerde var, yoktur. Plazma zarı hepsinde bulunur. Tüm canlılarda ortaktır, tüm hücrelerde. Dolayısıyla bakteriye ne yazacağız? Bakın 2 ve 4 yazacağız. 2 ve 4 olmayanları siliyorum. Bakteride. Şöyle 2 ve 4 olmayanları sildim. E ee, arkene yazacağız arkadaşlar. Arkelere yalnız 4 yazacağız çünkü diğerleri çıkmadı. O zaman cevabımız direkt ne çıktı zaten? Edirne seçeneği çıktı. 2014 Fen ÖABT diyor ki: Aşağıdaki şemada karayosunlarının hayat döngüsü verilmiştir. Bu döngüde diploid olan yapılar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar Diploit olanlar sporofit olanlardır. Sporofit nesildir? O zaman bakıyorum ben burada diploit olan hangisi? Bakın diploid olan zigot. Diploit mi? Evet, yumurta ve spermin döllenmesi sonucunda oluşmuş. O zaman ee, zigot nedir? Diploittir. Bunu aldım. Sporofit arkadaşlar nedir? İki an kromozomdur. Bunu da alıyorum. Sporofitin mayoz bölünme geçirmesi sonucunda ne oluşur? Sporlar oluşur. Bu sporlar da erkek gametofite ve dişi gametofite dönüşür. O zaman buradaki sporlar nedir? N kromozomludur. Gametofitler N kromozomludur. Anteridium ve arkegonyum dediğimiz hücrelerde nedir yine? N kromozomdur. Burada iki N kromozomlu olan yani diploid olanlar hangisi? 1 ve 4'tür. Cevabımız pardon 1 ve 6'dır. Cevabımız C şıkkı olacak. 10. sorumuz. Günümüzde yaşayan sürüngenler, kuşlar ve memelilerde hangileri ortaktır? Bakıyorum. Sabit vücut ısıda olma. Yani ee, sıcak kanlı olma. Sıcak kanlı olma kimin özelliği? Kuşların ve memelilerin. Sürüngenlerde yok. O zaman gitti. metanefroz tip böbreğe sahip olma. Metanefloz tip böbrek arkadaşlar hem sürüngenlerin gelişmişlerinde yani erginlerinde hem kuşlarda hem de memelilerde görülebilir. Bunu alıyorum. Ağızda dişlere sahip olma. Kuşlarda diş yoktur. Dolayısıyla bunu almıyoruz. Amniyotik tip yumurtaya sahip olma. Arkadaşlar amniyotik tip yumurta üçünde de görülüyor. Çünkü kara hayatına bir uyumdur amniyotik tip yumurta. Amniyon sıvısının bulunduğu yumurta. Bunu da alıyorum. Orta kulakta çekiç, ört ve üzengi kemiklerine sahip olma. Bu da memelilerde görülen bir özelliktir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ortak olanı sorduğu için 2 ve 4 olur. Yani Bursa seçeneği olacak. 11. soru. Bir hücrelilerin kolonilerinde hangilerine rastlanır? Bir hücrelilerin kolonilerinde. Neydi? iki tane koloni tipimiz vardı. Aslında üç tane ama hani farklıları da var ama bizim bilmemiz gereken iki tane var. Biri Pandorina kolonisi. Pandorina. Diğeri de Volvox kolonisi. Volvox. Arkadaşlar Volvox kolonisi daha fazla hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu kolonidir ve burada iş bölümü vardır. İş bölümü vardır. Ama Pandorina kolonisinde iş bölümü yoktur. Her hücre kendine e, işini yapar. Her, her biri ayrı. Mesela ben mesela bir hücreyim, siz mesela bir hücresiniz. Pandorina kolonisinde sen kendine fotosentez yapıyorsun, ben kendime fotosentez yapıyorum. Ama Volvox'ta öyle değil. Volvox'ta şöyle. Ben mesela fotosentezden sorumluyum, sen mesela işte e, üremeden sorumlusun. Dolayısıyla iş bölümü vardır. Diyor ki hücre farklılaşmasının gerçekleşmesi, bunlar da hücre farklılaşması e, rastlanabilir. Hani dedik ya e, iş bölümü var diye iş bölümü olurken hücre farklılaşması görülebiliyor. Hücreler arasında iş bölümünün ortaya çıkması zaten yazdık. Embriyonik gelişim arkadaşlar bunlar birçok bir hücreli bir araya gelerek oluşuyor. Embriyonik gelişimde olması için döllenme olaylarının olması gerekiyor. Dolayısıyla embriyonik gelişim yoktur. Cevabımız 1 ve 2 denizi seçeneği olur. 2014'ten yine devam ediyoruz. Diyor ki angiosperm bir bitki ile gimnosperm bir bitkinin yaşam döngüsü karşılaştırılacak olursa Aşağıdakilerden hangisi bakımından kesinlikle farklılık görülür demiş. Bakalım. Tozlaşma biçimi. Şimdi angiospermler de yani e, kapalı tohumlular da rüzgarla tozlaşabilir. Açık tohumlular da rüzgarla tozlaşabilir. O yüzden kesinlikle bir farklılık vardır diyemiyoruz. Döl almaşının varlığı. İkisinde de döl almaşı olabilir arkadaşlar. Döl almaşı neydi? E haploit evre ve diploid evrenin birbirini takip etmesiydi değil mi? Sporofit evrenin gametofit evreye baskınlığı bu ikisinde de olur arkadaşlar. Spor sporofit evre her ikisinde de daha baskındır. Dolayısıyla farklılık görünmez. Tohumun ovaryum içerisinde oluşması. Bakın. Gimnospermlerde tohum ovaryum içerisinde oluşmaz. Çünkü bunlarda tohum taslağı yoktur. Angiospermlerde görülen bir özelliktir. Dolayısıyla burada kesinlikle farklılık görülür diyoruz. Polen zaten her ikisinde de vardır. Cevabımız ne olacak? Denize seçeneği olur. 13. sorumuz. Nematoda ve atropoda şubelerinde ektisozoa grubu içerisinde değerlendirilmesinde öne çıkan tipik özellik aşağıdakilerden Hangisidir arkadaşlar ekti sozo ne demekti ekti soza bakın ekti sozo deri değiştirmek demektir yani vücut örtüsünün değişmesi demektir bunların e, her ikisinde ekti sozo grubunun içerisine alınmasının sebebi deri değiştirme özelliğidir dolayısıyla burada cevabımız direkt ne olur deri değiştirme özelliğine sahip olma olur atropotlar neydi? atropotlar, eklem bacaklılar. Nematotlar da solucanlardı. Yuvarlak solucanlar. Dolayısıyla her ikisinde de deri değiştirme özelliği vardır. 14. soru. Memelilerin tümü özelliklerinden hangilerini ortak olarak paylaşır? Bakın tümünde. Embriyonun gelişimini uterusta tamamlaması. Arkadaşlar uterusta tamamlaması demek plasentalı memelilere ait bir özelliktir. Plasentalı memeliler. Mesela Yumurtlayan memeliler var yumurta içerisinde tamamlar veya keseli memeliler var kese içerisinde tamamlar o yüzden bu hepsinde ortak değil. Yavruların sütle beslenmesi süt zaten ortaktır kesinlikle memelilere ait bir özelliktir başka canlılarda görülmez. Embriyonun amniyon sıvısı içerisinde gelişmesi amniyon sıvısı e, sürüngenlerde kuşlarda ve memelilerde görülüyor. O yüzden memelilerin tümünü sorduğu için bu da ortaktır cevabımız 2 ve 3 şeklinde olur. 15. sorumuz hayvanlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Diyor ki çok hücreli organizmalardır. Evet hayvanlar tamamı çok hücrelidir, değil mi? O yüzden bunu alıyoruz. Daha sonra diyor ki yaşam döngülerinde döl almaşı görülür. Arkadaşlar döl almaşı genellikle bitkilerde görülen bir özelliktir. E, dolayısıyla bunu almıyoruz. Embriyonik gelişim görülür. Evet hayvanlarda embriyonik gelişim vardır. Cevabımız denizli seçeneği olacak. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi sürüngen kuş ve memeli hayvanların tümünün embriyonal gelişimlerinde ortaktır? Hem sürüngen hem kuş hem de memeliyi dikkate alacağız. Embriyonun amniyon kesesi içerisinde bulunması. Bakın az önce de söyledim. Bunlar zaten amniota olarak isimlendiriliyor. Bu üçü amniota grubundadırlar ve amniyon keseleri bulunur. O yüzden üçünde de bu ortaktır arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Embriyonun vitellus kesesinde depolanan besinle beslenerek gelişimini tamamlaması. Vitellus kesesi sürüngenlerde ve kuşlarda vardır ama memelilerde yoktur. Embriyonun azotlu metabolik atıklarının gelişim sürecinin sonuna kadar alantois içerisinde depolanması. Şimdi sürüngenlerde, kuşlarda, memelilerde alantois vardır ama gelişim sürecinin sonuna kadar diyor. Gelişim sürecinin sonuna kadar memelilerde böyle bir durum yok. Çünkü memelilerde anne karnında ya da işte yumurtada ya da arkadaşlar ee kesenin içerisinde gelişim tamamlandığı için bu alantois sürekli görev yapmaz. O yüzden bu ortak değildir. Kalkerden yapılmış dayanıklı bir yumurta kabuğunun varlığı e, sürüngenlerde ve kuşlarda var. Memelilerin de yumurtlayanlarında var ama diğer memelilerde yok. Bizi hepsini sorduğu için bu da ortak değil. Embriyonel gelişimin tamamının yumurta içerisinde gerçekleşmesi memelilerde yumurta içerisinde tamamı gelişmez. O yüzden bunu da almıyoruz. Cevabımız aşıkkı olacak. 17. soru. Aşağıdakilerden Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan bir omurgalı hayvanın ait olduğu sınıf sadece bu özelliğe bakılarak belirlenemez? Diyor ki: Orta kulağında çekiç, örs ve üzengi kemiklerinin bulunması bu nerede görülüyordu? Memelilerde, değil mi? Buna belir buna bakarak belirleyebiliriz. Vücudunda kılların bulunması yine memelilere ait bir özelliktir. Ter bezlerinin bulunması yine memelilere ait bir özelliktir, belirleyebiliyoruz. Eritrositlerin yani al yuvarların çekirdeksiz olması yine memelilere ait bir özellik. Ama kalplerinin dört odacıklı olması hem kuşlarda hem de memelilerde görülen bir özellik olduğu için sadece buna bakarak sınıfını belirleyemiyoruz arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği oluyor. 18. soru süngerlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Süngerler neydi? En basit hayvanlardı değil mi? Süngerlerin yapısında gerçek doku bulunmaz. Evet bunlarda dokulaşma özelliği görülmüyor. Süngerler genellikle asimetrik olmasına karşın ışınsal simetride olabilirler. Işınsal simetri ne demek? Şöyle her taraftan bunu böldüğünüz zaman vücudu iki parçaya ayrılabiliyor. Eşit iki parçaya dolayısıyla doğrudur. Süngerlerin bünyesinde yer alan spongosol yüksek organizasyonlu hayvanların sindirim kanalına homologtur diyor. Arkadaşlar homolog olabilmesi için homolog organ ne demekti? kökenleri aynı görevleri farklı demekti. Dolayısıyla burada köken benzerliği yok. Köken benzerliğinin ortaya çıkabilmesi için canlıda endoderm, ektoderm ve mezoderm tabakalarının olması lazım. Süngerlerde zaten dokulaşma olmadığı için burada homologluktan bahsedemiyoruz. O yüzden C şıkkı yanlıştır. Süngerlerde sinir sistemi bulunmadığından uyarılara lokal yanıt. Lokal yanıt dediği bölgesel yanıt. Mesela işte vücudunun alt kısmına dokunursunuz. Şöyle bir sünger olduğunu düşünün. Mesela bu kısma dokunduğunuz zaman sadece burası yanıt veriyor. Şu kısma dokunduğunuzda sadece burası yanıt veriyor. Dolayısıyla doğrudur. Süngerler eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalabiliyorlar. Doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oluyor. 19. soru. Diyor ki: Aşağıdaki filogenetik ağaçta akraba taksonlar A ve J ve bu taksonların Değişik düzeylerdeki ortak ataları gösterilmiştir. Diyor ki buna göre hangisi parafiletik bir grubu oluşturur? Şimdi ne demek parafiletik? Parafiletik şöyle arkadaşlar. Mesela ortak bir atamız var. Tamam mı? Ortak bir atanın farklı gruplarında olan canlılara biz parafiletik grup diyoruz. Şimdi bakıyorum diyor ki 3 nolu ortak ata. Bakın 3 nolu ortak ata. B, C, D taksonları. Üçü de aynı yerde mi? Evet. O zaman bu olmaz. Parafiletik grubu. Bir dakika. Üçü de aynı grupta. Parafiletik. Parafiletik grubu oluşur. Ha tamam. Bir dakika. Üçü de aynı yerde olduğu için evet bu parafiletik olabilir. Diğerlerine bakalım. Bakın. İki nolu orta kata. İki nolu orta katadan sonra bir tane daha orta kata var mı? Var. O zaman ben bunu değerlendiremem. Tek bir orta katayı almamız gerekiyor. 4 nolu ortak kata ve H I J. Bakıyorum. Evet H I J var. Bu da olur diye düşünebilirsiniz ama arkadaşlar şöyle bir fark var bakın. Şurayı kaçırabilirsiniz. Burada A var ya bakın A farklı bir kısma kaymış. Dolayısıyla buradaki A'nın bir özelliği farklı olduğu için bunu ayrı bir taksona almış, B C D'yi ortak taksona almış. Burada hepsi aynı olduğu için bu monofiletiktir parafiletik değildir. Burada A farklı bir bölümde olduğu için B, C, D ve A burada parafiletik oluyorlar. O yüzden cevabımız aşık olacak. Bir nolu orta kata ve taksonların tümü yine olmaz. Çünkü orta katanın tek olması gerekiyor. O yüzden olmuyor. İki nolu orta kata A, B, C, D, E, e ve F demiş. Bakalım iki nolu orta kataya bakıyorum. Sonrasında 3 ve 4 nolu orta katalar olduğu için değerlendiremiyorum. O yüzden cevabımız aşık şeklinde olacak. 20. soru. Kara yosunlarının genel özellikleri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Yaşam döngüsünde gametofit 4 baskındır zaten. Yaşam döngüsünde gametofitin baskın olduğu tek canlı bunlardır. Dolayısıyla bu doğru. Ligninleşmiş iletim dokusu bulunmaz demiş. Arkadaşlar karayosunlar nedir? Damarsız, tohumsuz bitkilerdir. Dolayısıyla iletim dokusu yoktur bunlarda doğru. Yaşam döngüsünde döl almaşı görülür. Evet diploid evre ve haploid evre birbirini takip ediyor. Doğrudur. Yaşam döngüsünde çok hücreli embriyo bulunur. Embriyo dediği çok hücreli embriyo yani döllenme sonucunda bir embriyo oluşur. Çok hücreli doğrudur arkadaşlar. Mayoz bölünme gametangium da gerçekleşir. Hayır bunlar da sporofitte Sporofitte arkadaşlar mayoz bölünme gerçekleşiyor. Sonrasında gametangium olsun işte ee, gametangiumlarda zaten erkek gametofit ve dışı gametofit diye ayrılıyorlar. Bunlar da hep mitoz bölünme görülüyor. O yüzden bu yanlıştır. Mayoz bölünme burada sporofitte gerçekleşiyor. Unutmayın. Plazmitlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Plazmit neydi? Bakterilerde bulunan küçük DNA molekülleriydi. Yapısı halka şeklindedir. Evet doğru çünkü e, halkasal DNA'ya sahiptir bakteriler zaten. Kendi kendine eşleyen bir DNA moleküldür. Evet kendi kendine eşleyebilir etrafında protein kılıf bulunmaz. Bakterilerin normal büyük DNA'larında da protein kılıf bulunmuyor, doğru. Bakteri kromozomundan daha fazla gen içerir. Şimdi küçük bir DNA parçası dedik bakterinin kendi DNA'sından daha küçüktür. Dolayısıyla daha fazla gen içeremez arkadaşlar bakteri kromozomundan bu yanlış olur. Bazı plazmitlerdeki rekombinasyonlar bakterilerin olumsuz çevre koşullarında yaşayabilmelerini sağlar. Evet direnç genleri bulunabiliyor bunlarda. Dolayısıyla olumsuz koşullarda yaşayabiliyorlar. Cevabımız denizi seçeneği olacak. Yapraksı karayosunlarının yani bireofita özelliklerinden hangileri bu bitkilerin boy uzunluğu artışına kısıtlayıcı etki yapar? Arkadaşlar karayosunları neydi? İletim demeti olmayan yani damarsız bitkilerde. Damarsız oldukları için bunların boyları çok fazla uzayamıyor. En fazla mesela şu kadar olabiliyor. Dolayısıyla bunu kısıtlayan nedir zaten? İletim demetlerinin bulunmamasıdır. Bakıyorum gametofit ve sporofitin aynı bitkide yer alması ilgisi yok. İletim demetlerinin bulunmaması zaten bunu söyledik. Sporla çoğalmaları bunda ilgisi yok. Cevabımız ne olur? Yalnız iki boy uzunluğunu dikkate aldığımız zaman iletim demetinin olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü iletim demeti olmadığı için yukarıki bölgelere su taşınımı, mineral taşınımı gerçekleşemiyor. Bu yüzden de boyları kısa oluyor. 23. soru. Aşağıdakilerden hangisi kuşlarda ve memelilerde ortak ataya dayalı homolojik benzerliği işaret... Etmez bakalım kalplerinin 4 odacıklı olması ön üyelerde yer alan kemikler 5 parmaklı üyelerin varlığı amniyotik tipte yumurtanın varlığı tırnak ve pençelerin varlığı. Şimdi arkadaşlar tırnak ve pençe varlığı homolojik benzerliği işaret ediyor. Çünkü hani e, kuşlarda da bu tırnak ve pençe görülüyor memelilerde de görülüyor o zaman bir homologluk durumu olabilir. Hani homolog dediğimiz neydi kökenleri aynı olacak amniyotik tipte yumurta varlığı e, amniyotik tip e, burada bir homolojiye e, etki ediyor mu amniyotik tipteki yumurta varlığı eder e, nasıl olur arkadaşlar burada orta kataya dayanan İşte şöyle olabilir. Artık kuşlar ve memelilerden dedik ya sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde amniyotik titte yumurta vardır. Bunların zaten homolojik bir benzerliğinin olduğu kanıtıdır. Yani yumurtanın zaten içerisinde bulunan embriyonun gelişiminden kaynaklanan bir homolojik benzerliktir. Beş parmaklı üyelerin varlığı, zaten ön üyelerde yer alan kemikler bunların hepsi homolojik benzerliğe e, kanıttır. Ama kalplerinin dört odacıklı olması bu homolojiden değil. Kan yapısından kaynaklanan yani sıcak kanlılık ve soğuk kanlılıktan kaynaklanan bir durumdur. Bu kuşlar ve memeliler sıcak kanlı canlı oldukları için bunlarda büyük dolaşım küçük dolaşım görüldüğü için bunların vücutlarında akciğer solunumu yapıldığı için kalpleri dört odacıklıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu homolojiye benzerlik homolojik benzerliğe işaret etmiyor cevabımız aşık şeklinde olur. 24. sorumuz protistlere ait türlerde gözlenen yalancı ayak sil ve kamçı ile yapılan hareketlerden hangileri hücre iskelet elemanlarının işlevleriyle gerçekleşir? Şimdi yalancı ayakların e, hareket etmesini hangi hücre iskeleti elemanı yapıyor? Tabii ki mikrotübüller değil mi? Mikrotübüller dolayısıyla bu olur. Siller arkadaşlar sillerin hareketini de yine aynı şekilde mikrotübüller yapıyor. Kamçının hareketini de yine mikrotübüller sayesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla üçü de hücre iskeletinin elemanının işleviyle gerçekleşiyor. Hücresel hareket dediğiniz zaman yani bu e, işte yalancı ayakların hareketi, sil ve kamçının hareketi bunların tamamı mikrotübüller sayesinde gerçekleşir unutmayın. Gelelim diğer sorumuza. Bir deniz yıldızı ile kuyruksuz kurbağada özelliklerinden hangileri ortaktır? Şimdi deniz yıldızı nedir? Bir omurgasız canlıdır değil mi? Kuyruksuz kurbağada bir omurgalı canlıdır. Diyor ki tüp ayaklarla hareket edebilme. Bu kimin özelliği? Deniz yıldızının özelliği. Ergin evrede bilateral simetriye sahip olma. Bilateral simetri ne demek? Şöyle ortadan ikiye böldüğünüzde iki eşit parçaya ayrılmak demektir dış görünüş bakımından. Her ikisinde de bilateral simetri var mı? Var. Dolayısıyla bunu ortak olarak alabiliriz aslında. Ama bir dakika. Deniz yıldızında bilateral simetri yok. Deniz yıldızında ışınsal simetri vardır. Yanlış söyledim. Şöyle bir yıldız çizeyim. Güzel güzel çiz çizmek istedim de olmadı. Şöyle bir yıldız olduğunu düşünün. Bunda ışınsal simetri var. Yani şöyle böldüğünüz zaman eşit parça, şöyle böldüğünüz zaman eşit parça, bu şekilde böldüğünüzde de yine iki eşit parça ayrılır. Bu yüzden deniz yıldızında ışınsal simetri varken yani kuyruksuz kurbağada ne vardır? Bilateral simetri. O zaman buna kuyruksuz kurbağa diyeceğiz. İç iskelete sahip olma. Her ikisi de iç iskelete sahiptir arkadaşlar. Ortak gelişimleri sırasında başkalaşım geçirme. Ee, her ikisi de başkalaşım geçirebilir. Yani kuyruksuz kurbağa zaten ne yapıyor? İşte e, sudan karaya çıkışta kuyruklarını mesela kaybediyor. Deniz yıldızında da yine başkalaşım görülebiliyor arkadaşlar. Cevabımız CH şıkkı 3 ve 4 olacak. 26. soru. Virüslerle ilgili diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? tüm proteinleri oluşturmak için gerekli donanıma ve metabolik enzimlere sahipler zaten. Böyle bir şeye sahip olsalardı virüsler bizim vücudumuzun içerisinde çoğalamazlardı. Yani sadece vücut içinde çoğalamazlardı. Dış ortamda da ço çoğalabilirlerdi. E bunlar tüm proteinini oluşturmak için gerekli donanıma sahip canlılar, özellikle metabolik enzime sahip canlılar değillerdi. Canlı olarak zaten isimlendiremiyoruz bunları bile her virüsün enfekte edeceği belli sayıda konakçı türü vardır evet her virüsün kendine ait işte mesela kuduz virüsü sadece beyin hücrelerinde çoğalabiliyor mesela uçuk virüsü sadece deri yüzeyinde çoğalabiliyor dolayısıyla hepsinin belli sayıda konakçı türü var konakçılarını çoğunlukla birer yüzey proteinleri ile konakçının hücre yüzeyindeki özgün algılayıcı proteinler arasındaki uyuma göre tanırlar hani Bizim hücrelerimizin etrafında ne vardı? Glikoproteinler vardı, değil mi? Bu glikoproteinler e, gelen mesela bir hücredeki veya bir maddedeki şeyi tanıma özelliğine sahip. Oradaki proteinleri reseptörler tanıma özelliğine sahip arkadaşlar. Bu sayede uçuk virüsü sadece deri yüzeyinde çoğalabiliyor. Kuduz virüsü sadece beyinde çoğalabiliyor. O yüzden doğrudur. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. 27. sorumuz Yukarıda verilen bu özellikler aşağıdaki bitki gruplarının hangisine aittir? Bakalım. Kalın mumsu tabaka içeren yapraklar. Su depo eden gövde. Zaten su depo eden gövde diyorsanız aklınıza ne gelecek? Sıcakta yaşayan canlı gelecek. Şimdi sıcakta yaşayan bir bitki nasıl isimlendirilir arkadaşlar? Tabii ki kserofit olarak isimlendirilir. Dolayısıyla kserofitler de görülüyor. Mezofitler nedir? Mezofit. Ee, Nemli ortamlarda yaşıyor gibi düşünebilirsiniz mezofitleri. Hidrofitler sucul ortamda yaşıyorlar. Geofitler daha böyle hani eee geo zaten yer çekimi ya. Yer çekiminden aklınıza gelsin. Böyle daha dip kısımlarda yaşayan bitkilerdir. Higrofitler de hem bataklıklarda hem de nemli bölgelerde yaşayan bitkilerdir arkadaşlar. Bakın mezofitler sadece nemli bölgelerde yaşayabilirken higrofitler bataklıklarda da yaşayabiliyorlar. Ksirofitler de zaten e, kurak ortamlarda yaşayan bitkilerdir. Yani su bakımından fakir olan ortamlarda yaşıyorlar kaktüs gibi. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacak. 28. Yukarıdaki bitki gruplarının hangilerinde tohum taslakları ve tohumlar sporofil denen özelleşmiş yaprakların yüzeyinde gelişir? Şimdi tohum taslağı ve tohum sporofillerde gelişecek. Bakalım. Gymnosperm, Gymnosperm neydi? Açık tohumlu bitkiler. Dikotil ve monokotil neydi? Kapalı tohumlu bitkiler. Bir kere kapalı tohumlu bitkilerde arkadaşlar, sporofil dediğimiz, e, özelleşmiş yaprak yok. Bu sadece gimnospermlerin özelliğidir. Yani açık tohumlu dediğimiz bu çam, sedir gibi kozalaklı ağaçların özelliğidir. Bunlarda e, gerçek bir tohum taslağı olmadığı için tohum taslağı nerede gelişiyor? Sporofil dediğimiz özelleşmiş yapraklarda gelişiyor. Bu yüzden de ne olacak? Yalnız bir olacak cevabımız A şıkkı. Gelelim diğer sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri kordalılar şubesinde yer alan hayvanların embriyonik gelişimlerinde görülerek diğer hayvan gruplarından ayırt edilmesini sağlar? Kordalı neydi? Omurgalılar. Şimdi diyor ki yani omurgalıları omurgasızlardan ayırt eden özellikten bahsediyor bize. Bunlardan hangisidir diyor? Bakalım. Sırt kısmında içi boş sinir kordonunun varlığı arkadaşlar zaten omurgalıların en belirgin özelliği sırt kısmındaki İçi boş kordondur. Dolayısıyla bu olur. Bilateral simetri. Bilateral simetri ne demiştik? Vücutlarının ikiye bölündüğü zaman iki eşit parçaya bölünmesidir. Bilateral simetri omurgasız hayvanlarda da görülebiliyor. Mesela toprak solucanı gibi. Notokordun varlığı. Notokord sadece omurgalılara ait bir özelliktir. Yine dolayısıyla 1 ve 3 şeklinde olacak cevabımız C şıkkı. Gelelim. Diğer sorumuza. Bu arada omurgasızlarda sinir kordonu nereden geçiyor? Karın kısmından yani ventral kısımdan geçiyor. Omurgalılarda dorsal yani sırt kısmından geçiyor. 30. soru. Aşağıdakilerden hangisi bakteriler ve bakteriler, arkeler ve ökaryotların ortak özellikleri arasında sayılamaz? Aslında bize canlıların ortak özellikleri ile ilgili bir soru sormuş burada. Bakıyorum enerji kullanma. Hep bütün canlılar enerji kullanabiliyor mu? Kullanıyor. Kalıtsal bilgiyi yeni nesillere aktarma, yani kendini eşleme oluyor. Hücresel yapıya sahip olma, hepsi hücresel yapıya sahip mi? Sahip, doğru. Ortam koşullarına evrimsel adaptasyon gösterme. Evrimsel adaptasyon özellikle de eşeğil üreme ile gösterilir. Ee, veya işte e, konjugasyon gibi... İşte mutasyon gibi olaylarla gösterilir arkadaşlar, o yüzden olur. Zarlı organellere sahip olma sadece ökaryotlarda görülen bir özelliktir, o yüzden ortak değildir. Cevabımız eşitlik olur. 31. Soru: Kordalı hayvanların çeşitli gruplarında rastlanan yapılarının varlığı esas alınarak yapılan bir sınıflandırmaya göre oluşacak grupların en geniş kapsamlıdan en dar kapsamlıya doğru sıralanışı. Şimdi biz ne yapacağız? En genişten en dara doğru sıralayacağız. Bakalım. Şimdi omurga, akciğer, notokort ve kıl demiş. Notokort nedir? Aslında bir sinir şerididir. Dolayısıyla sinir şeridi hem omurgalarda hem de omurgasızlarda görülür. Yani bütün hayvanlarda var. Bütün hayvanlar diyebiliriz. Aslında hani süngerler falan hariç ama hemen hemen hayvanların tamamında görülür diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla en geniş kapsamlı bu. Sonra omurga, omurgalılar bakın. Sonra bu omurgalılardı. İkinci sırada bu gelecek. O zaman şöyle bir diyelim. Şöyle iki diyelim. Sonrasında ne var arkadaşlar? Omurgalılara baktığımız zaman balıklar vardı. Kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Balıklarda ne var? Solungaç solunumu. Değil mi? Amfibilerde ne var? Hem solungaç hem deri hem de akciğer solunumu var. Peki kuşlar, sürüngenler ve memelilerde ne var? Akciğer solunumu. O zaman bu üçü de kimde görülüyor akciğer sonumu? Sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde görülüyor. O zaman 3. sıraya bunu yazabiliriz. Kıl ise sadece nerede görülüyor? Memelilerde. En dar kapsamlı olan kıldır. O zaman 3 1 2 4 şeklinde olur. 3 1 2 4 yani denizi seçeneği olacak cevabımız. Bu tür soruları bu şekilde çözün lütfen. Hangi canlılarda görüldüğünü karşısına yazdığınız zaman en geniş kapsamlısını da en dar kapsamlısını da kolaylıkla bulursunuz. 32. soru. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir omurgalı hayvanın ait olduğu sınıfı belirlemek için yeterlidir? Yine aynı hemen hemen aynı sorulardan bahsediyor. Vücut sıcaklığını düzenleme yeteneğinin olması. Vücut sıcaklığını düzenleyebiliyorsa bu canlı soğuk kanlı canlıdır. Peki soğuk kanlı canlılar kimlerdi? Balıklar, kurbağalar, sürüngenler. Belirleyebildim mi? Hayır. Yavru bakımının görülmesi. Kuşlarda da görülebilir. Memelilerde de görülebilir. O yüzden belirleyemedim. Olgun al yuvarlarında çekirdeğin bulunması bakın bulunmaması deseydi memeliler derdik ama bulunması dediği için balıklarda kuşlarda amfibilerde ve sürüngenlerde çekirdek vardır sadece memelilerde yoktur. Uçabilme yeteneği e, uçabilme yeteneği kuşlarda uçabiliyor memelilerden yarasa da uçabiliyor ama vücutlarında tüy sadece kimin özelliğidir kuşların özelliğidir daha önce açıklamasını yaptım cevabımız Edirne seçeneği olacak. Böyle soruları gerçekten ÖSYM çok soruyor. Özellikle YKS'de de soruyor. Aşağıdaki yapılardan hangisi hem açık hem de kapalı tohumlu bitkilerde ortak değildir? Hem açık hem de kapalı tohumlu bitkilerde ortak değil. Bakalım. Gerçek kök. Çamda da var, değil mi? Gerçek kök. Elma ağacında da var. O zaman ortak. Bakıyorum. Gövde. Her ikisinde de gövde var mı? Bir çam, bir elma ağacı ikisinde de gövde var. Yumurtalık arkadaşlar yumurtalık kapalı tohumlularda vardır ama açık tohumlularda yumurtalık yok. Nerede gerçekleşiyordu açık tohumlularda yumurta gelişimi? Sporofil dediğimiz özelleşmiş yapraklarda gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bu olmaz, ortak değildir. Yapraklar her ikisinde de var mesela Açık tohumlu bitkilerde iğne yaprak görülürken kapalı tohumlularda genellikle geniş yapraklar görülüyor. O yüzden vardır. İletim demetleri de yine her ikisinde de ortaktır ki bunlar zaten iletim demetli tohum damarlı tohumlu bitkilerdir. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Ceyhan seçeneği olacak. Gelelim 34. soruya. Aşağıdakilerden hangisi memelilerde soğuk ortamlarda vücut sıcaklığını korumayı sağlayan uyumlardan biri değildir? Hibernasyona girilmesi, estivasyona girilmesi, kürk kalınlığının artırılması, besinlerin oksidasyonu ile ısı üretiminin artırılması, üyelerindeki damarlarda ters akımla ısı alışverişinin gerçekleşmesi. Arkadaşlar burada hibernasyon ne demek, estivasyon ne demek? Hibernasyon kış uykusu demektir kış uykusu. Estivasyon da yaz uykusu demektir. Bazı canlılar yaz uykusuna yatabilirler. Şimdi diyor ki soğuk ortamlarda vücut sıcaklığını korumaya sağlayan uyumlardan biri değildir. Şimdi hibernasyon. Canlı çok ortam çok soğuksa kış uykusuna yatar mı? Yatar. Kürk kalınlığını artırır mı? Artırır. Besin oksidasyonu ile ısı üretimini artırır mı? Artırır. Özellikle yağları kullanır bunun için. Üyelerdeki damarlarda ters akımla ısı alışverişi, ısı alışverişi gerçekleştirebilir mi? Evet ama estivasyon yaz uykusu demektir. Dolayısıyla yaz uykusuna yatmasına gerek yok. Çünkü zaten soğuk ortama uyum sağlamaya çalışıyor. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. 35. soru 2018 fen öbet diyor ki bakterilerde aşağıdakilerin hangisi aşağıdakilerin hangisine hiçbir zaman rastlanmaz. Halkasal yapıda kromozom zaten bakterilerde görülüyor. Pilus denilen yapı neydi pilus? Şöyle bakterinin etrafında bulunan küçük uzantılardı. Bakterilerin birbirine tutunmasını ve bulundukları ortama tutunmasını sağlıyor bulunur. Hareketi sağlayan kamçı evet bazı bakterilerde var. Endospor yine bazı bakterilerde vardır. Neydi endospor? Bakteri ortam şartları kötüye gittiği zaman kendi DNA'sını eşliyor. Etrafını kalın bir zarla çevirerek şöyle hücresinin bir kenarında bekletiyor. Ortam şartları iyice kötüye gitti. Bakteri ne oldu? Bakteri parçalandı. Geriye ne kaldı? Bu endospor kaldı. Endospor ortam şartları Düzeldiği zaman arkadaşlar su alır ve Aynı bakterinin bir kopyası olarak kendi yaşamını sürdürür. Bir nevi klon olarak düşünebilirsiniz. Endospor görülür ama nükleolus denilen bölge yani çekirdek bölgesi bakterilerde çekirdek yoktur. Cevabımız edirne seçeneği olacak. Gelelim diğer soru. Prokaryotik organizmalarda olaylarından hangileri gerçekleşmez? Arkadaşlar prokaryotlarda döllenme yok. Mayoz bölünme yok ama mutasyon görülebilir. Hangisi gerçekleşmez dediği için cevabımız denizli seçeneği olur. Gelelim 37. sorumuza. Bir öğrenci tohumsuz bitkilerden iletim demetsiz ve iletim demetli grupları gruplandırılmış gruplandırmıştır diyor. Buna göre öğrencinin doğru gruplandırması aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Şimdi kara yosunları nedir? İletim demetsizdir, değil mi? Damarsız. O zaman bunu A grubuna alacağım. Ciğer otları arkadaşlar. Ciğer otları nedir yine? Damarsız bitkidir. O yüzden A'yı alacağım. Boynuz otları da yine damarsız, tohumsuz bitkilerdir. Ama eğreltiler nedir artık? Damarlı bitkilerdir. Dolayısıyla burada 1, 2, 3'ü damarsız olarak yani A grubuna alıyoruz. 4'ü de B grubuna damarlı bitkiler olarak alıyoruz. Yani iletim demetli bitkiler. 1, 2, 3, 4 cevabımız Bursa seçeneği olur. 38. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir hayvanın kordalı olarak tanımlanabilmesi için yaşamının en az bir döneminde taşıması gereken özelliklerden biri değildir? Bakıyorum arkadaşlar bir hayvanın kordalı olabilmesi için sırtında içi boş bir sinir kordonun bulunması gerekiyor, notokordun bulunması gerekiyor. Yine vücutlarında mutlaka e, gelişimlerinin bir evresinde şöyle ben mesela insan embriyosunu şöyle bir çizersek solungaç yarıklarının bulunması gerekiyor. Kuyruk kısmının bulunması gerekiyor arkadaşlar. Bakın yaşamlarının bir döneminde zaten şu ikisini aldık. Yaşamlarının bir döneminde yutakta solungaç yarıklarının bulunması evet mecbur olması gerekiyor. Anüsün arkasına doğru uzanan kaslı bir kuyruğun bulunması. Evet bunu da aldık. Vücudun bilateral simetri göstermesi. Bilateral ne demekti? Ortadan ikiye böldüğünüz zaman iki eşit parça ayrılması demekti. Bunu direkt yani kordalı olarak kesinlikle bulunması gerekir diyemiyoruz. Ee, yani en az bir döneminde taşıması gerekir diyemiyoruz. Yani böyle bir özellik değil. O yüzden cevabımız eşit olur. Eğer öyle olsaydı mesela bilateral simetri gösteren işte öglena gibi canlılarda ne olurdu? Omurgalı olarak kalırdık. Olmaz değil mi? Doğada yaşayan, poikilotermal omurgalı hayvanlar incelenecek olursa aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru olur? Hangisinin ortak olduğu görülür? Poikilotermal ne demek arkadaşlar? Soğuk kanlı canlılar demektir. Soğuk kanlı canlılar kimlerdir? Balıklar, amfibiler ve sürüngenler. Dış döllenme ile çoğalması hangisinin ortak olduğunu söyle. Sürüngenlerde iç bir dakika. Balıklarda, amfibilerde ve sürüngenlerde dış döllenme görülür mü? Mesela balıklarda ve amfibilerde görülür ama sürüngenlerde iç döllenme görülür arkadaşlar. O yüzden bu ortak değildir. Amniyotik yumurtaya sahip olması. Amniyotik yumurta sürüngenlerde var ama balık ve amfibilerde yok. Eritrosit üretiminin kemik iliğinde gerçekleşmesi. Kemik iliğinde yine gerçekleşmesi sürüngenlerde olabilir ama balık ve amfibilerde yoktur kafatasının varlığı arkadaşlar üçü de zaten kafatasının varlığına göre sınıflandırılmıştır ee, şu an grubun adını hatırlayamıyorum hani latince olarak nasıl gruplandırıyordu kafatası var varlığını. çeneleri hatırlıyorum da kafatasını hatırlamıyorum. Ama üçünde de ortak olan kafatası vardır. Sistemik ve pulmoner dolaşımın varlığı, yani küçük ve büyük dolaşımın varlığı. Sürüngenlerde ve amfibilerde var ama balıklarda yoktur o yüzden ortak değildir. Cevabımız deniz seçeneği olur. 40. sorumuz. Bütün protistlerde özelliklerinden hangileri ortak değildir? Protist deyince aklımıza ne gelecek? Ödlena gelecek, amip gelecek, cıvık mantarlar gelecek. Bakalım. Bir hücreli olma. Ortak değil çünkü bir hücreli olmayanları da var. Algiler mesela çoğu bir hücreli değildir. Ototrof beslenme. Yani kendi besini kendi üretme. E mesela arkadaşlar cıvık mantarlar kendi besini kendisi üretemiyor. O yüzden bu da değildir. Ortak değil. Ökaryotik hücre yapısına sahip olma. Protistler zaten ökaryotik hücre yapısına sahiptir. Bu ortaktır. Bize ortak olmayanları sorduğu için cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Bir bitki de özelliklerinden hangilerinin varlığı bu bitkinin angiosperm olduğunun kesin olarak anlaşılmasını sağlar. Angiosperm ne demekti? Kapalı tohumlu bitki. Çiçek ve meyvesi varsa kapalı tohumlu bitki olduğunu kesinlikle anlarım. Tohum taslaklarının karpel tarafından kuşatılmış olması. Tohum taslağı zaten karpel dediğimiz bu yapraklarla kuşatılıyorsa bu da yine kapalı tohumlu bitkilerin ortak özeldir ama ayrı eşeyli olma. Çamlarda da ayrı eşeyli olunabiliyor. Yani erkek ağaç farklı, dişi ağaç farklı olabiliyor. O yüzden kesin olarak anlayamam. Cevabımız 1 ve 2 şeklinde C şıkkı olacak. 42. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaşayan gimnospermlerin genel özelliklerinden biri değildir? Gimnosperm neydi? açık tohumlu bitkiler. Kısilende su ileten ve destek hücreleri olarak görev yapan trakeyit bulunur. Arkadaşlar trakeyitler gimnospermlerde var. Doğrudur. trake yoktur. Tümünün yapraklarının e, iğne tümünün yaprakları iğne şeklindedir. Bakın burada gimnospermleri biz genellikle yapraklarını iğne şeklinde diyoruz ama tümünde yaprak iğne şeklinde olmayabilir. Daha geniş yapraklı olanları da vardır. Dolayısıyla bu olmaz. Döllenme öncesinde polen tüpü oluşumu görülmesi gimnospermlerde polen tüpü oluşumu görülür arkadaşlar. Gametofitler sporofitlere göre çok küçüktür. Evet artık gametofit gittikçe küçülüyor dedik karayosunlarından sonra. Dolayısıyla görülür. Yumurta ve spermin birleşmesi şeklinde tekli döllenme. Evet bunlarda tekli döllenme var. Çifte döllenme kimde vardı? Kapalı tohumlu bitkilerde vardı. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdaki omurgasız hayvanlardan hangisi büyük ve görüntü oluşturabilen gözlere, milyonlarca nöron içeren beyne ve diğerlerinden daha gelişmiş bir sinir sistemine sahiptir? Bakalım. Direkt bir bitki ay, aman. Bilgi sorusu, bitki sorusu diyecektim. Karaciğer kelebeği, hidra, kıl kurdu, toprak solucanı, ahtapot. Aslında burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bunların içerisinde en gelişmiş olanı alacaksınız. Şimdi en gelişmiş olanları yani omurgasız hayvanları ben size basitten gelişmişe doğru sıralayayım. Arkadaşlar neydi? Süngerler değil mi? Sonrasında ben de unuttum bu arada süngerler süngerlerden sonra ne vardı? Solucanlar, değil mi? Solucanlar var. Sonrasında böcekler var. Yani şöyle böcekler diyelim. Eklem bacaklılar aslında desek daha doğru olur. Eklem bacaklılar. Sonrasında arkadaşlar hangi canlılar vardı? Yumuşakçalar ve derisi dikenler. Yumuşakça derisi dikenli. Bunların içerisinde en gelişmiş olanı zaten derisi dikenlidir. Ama şunların içerisinde bakın en gelişmiş olanı hangisidir? Tabii ki ahtapottur. Çünkü ahtapot nedir? Bir yumuşakçadır. O yüzden e, diğerlerinden daha gelişmiş sinir sistemine sahiptir. Karaciğer, kelebeği, hidra, kıl kurdu, toprak solucanı bunlar nedir? Solucanlar grubu içerisindedir. O yüzden ahtapot daha gelişmiş bir canlıdır. 44. sorumuz Yukarıdaki canlı gruplarından hangilerinin yaşam döngüsünde döl almaşı görülür? Döl almaşı neydi? Haploid ve diploid evrenin birbirini takip etmesi demekti arkadaşlar. Bakıyorum. Çok hücreli kahverengi algler. Arglerde döl almaşı var. Kapalı tohumlu bitkiler, eşeli ve eşeli süzüreme birbirini takip yani eşeli ve eşeli süzüreme değil, haploid ve diploid evre birbirini takip ediyor. Var. Açık tohumlu bitkiler yine var arkadaşlar. Ama deniz anası bir hayvandır. Hayvanlarda döl almaşı yoktur. O yüzden de 1, 2, 3 şeklinde olur cevabımız Edirne. Bitkilerde görülür döl almaşı ama hayvanlarda görülmez. 45. sorumuz. Aşağıda protista üyelerinden bir canlı şematiz edilmişti. Bu nedir? Paramesyum değil mi? Hangisi yanlıştır? Diyor ki hareket etmeyi sağlayan yapılarında tübülin ve dineğin proteinleri yer alır. Hareket etmeyi kim sağlıyor? Siller. Sillerde tübülin ve dineğin hormonları var mı? vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğrudur. Pelikula denilen yapıya sahiptir. Pelikula e, bu hücre zarının etrafını da saran bir yapıdır. Bir zar gibi bir yapıdır. Yani hücre duvarı gibi düşünebilirsiniz ama tam bir hücre duvarı değil tabii ki. Dolayısıyla bulunur. Doğru. Sonra diyor ki hücresi hücre ağız ve anal pora sahiptir. Yani ağız dediğimiz kısım şurası. Anal por dediğim e, Anal por dediğimiz kısımda arkadaşlar, şu kısımlarda bir yerde bulunabiliyor, o yüzden doğrudur. Farklı iki tipte çekirdeğe vardır. Evet, bir büyük çekirdek, bir de küçük çekirdek bulunduruyor. Bunların küçük çekirdek üremeden sorumlu, büyük çekirdek de hücre yönetiminden sorumludur. Bu canlarda gözlenen konjugasyon bir eşeyli üreme şeklidir. Arkadaşlar, bunlarda bir eşeyli üreme değil, sadece çeşitlilik sağlıyor. Biz bunu eşeyli üreme olarak alamıyoruz. O yüzden bu yanlıştır. Bakın konjugasyon bir eşeyli üreme değildir. Unutmayın. Konjugasyon sadece çeşitliliği sağlar. E, eşeyli üreme çeşidinin olabilmesi için döllenme olayının görülmesi gerekiyor. Bunlarda da döllenme zaten olayı yoktur. Dolayısıyla sadece çeşitliliği sağlayan bir olaydır konjugasyon. 2020 fen geçtik. Diyor ki omurgalı hayvanlar ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi diğerlerine göre daha dar kapsamlı bir sistematik kategoriyi tanımlar. İç döllenme yaparak çoğalanlar. İç döllenme yaparak kimler çoğalıyor? Sürüngenler, kuşlar, memeliler. İskelet sistemi kemikleşmiş olanlar. İlk kemikleşmiş olanlar. Balıklarda, kurbağalarda, sürüngenlerde, kuşlarda, memelilerde görülebiliyor. Kapalı dolaşıma sahip olanlar. Hepsi kapalı dolaşıma sahip değil mi? Yine aynı şekilde şurayı yazabiliriz. Dört odacıklı kalbe sahip olanlar kimdir? Kuşlar ve memeliler. Derilerinde kıl bulunduranlar bu kime ait? Memelilere ait. Hangisi daha dar kapsamlıdır? Tabii ki kıl bulunduranlar yani memeliler. Cevabımız E olur. 47. soru diyor ki taksonomik gruplara ait sınıflandırma ve filogenetik ilişki filogenetik ağaç adı verilen dallanan diyagram ile gösterilebilir. Aşağıda 7 taksona ait bir filogenetik ağaç verilmiştir. Diyor ki bu filogenetik ağaçta A, C F taksonlarının en yakın ortak atası. Şimdi bakıyorum. A, C ve F demiş. Şimdi arkadaşlar A ile C'nin ortak atası kim? En yakın 3. Ama 3'ten sonra bakın F'yi de kattığımız zaman bakın 5'e geliyor. Bu ikisinin de ortak atası kim? 2. O zaman ne olacak? En yakın ortak atası 2 olur. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Oldukça kolay bir soru. Gelelim diğer sorumuza. Bakteri ve virüsler için özelliklerinden hangileri ortaktır? Ribozomlara sahip olma. Bakteri de var ama virüste yok. Plazmazlarına sahip olma. Bakteri de var ama virüste yok. Uygun ortamlarda genetik materyallerini kopyalayabilme. Arkadaşlar bu her ikisinde de görülebilir. Genetik materyallerini kopyalayabiliyorlar. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Gelelim 49. sorumuza. Bakterilerde diyor olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez? Şimdi crossing over, crossing over mayoz bölünmede oluyor. Mayoz bölünmede olduğu için bunlar da görülmez. Bakterilerde mayoz yok çünkü. Konjugasyon gen değişimiydi. Gen değişimi bakterilerde vardır. Replikasyon DNA'nın kendini eşlemesiydi. Görülebilir ama crossing over mayoz bölünme olduğu için görülmez. Bize görülmeyeni soruyor. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. 50. soru Günümüzde yaşayan akciğerli balıklarla ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Sadece tatlı sularda yaşarlar. Doğru arkadaşlar. Akciğerli balıklar sadece tatlı sularda yaşıyorlar. Doğru. Aynı zamanda solungaçları da bulunur. Doğru bunlar şimdi akciğerleri de var solungaçları da var. Hani suyun içerisinde oldukları zaman işte solungaçlarını kullanabiliyorlar. Bunlar böyle denizin hani pardon tatlı suların böyle kıyı kısımlarında yaşayabiliyorlar. Yani kıyıya doğru çıkabiliyorlar. Suyun böyle az olduğu yerlere o zaman da akciğerlerini kullanıyorlar. Akciğerlerinde gaz alımı pozitif basınç oluşturulması yoluyla olur. Pozitif basınç dediğimiz bu e, hani bizlerde de Bizlerde negatif basınç görülüyor arkadaşlar ama balıklarda pozitif basınç görülüyor. Yani nasıl anlatayım size bu pozitif basınç olayını? Ee, hani havanın vücut içerisine çekilmesi olarak düşünmeyin. Bu negatif basınçtır. Biz hani havayı vücudumuzun içerisine çekiyoruz. Bunlarda hava solungaçlardan direkt ne yapıyor? Ee, vücutlarının içerisine giriyor. Hani su şeklinde suyla girdiği için biz buna pozitif basınç diyoruz. Bazı türleri kurak mevsimde estivasyona girer. Yani bunlar zaten hani suyun içerisinde yaşadıkları için kurak mevsimlerde de işte e, tatlı suların azaldığı durumlar görüldüğü için bu yüzden estivasyon yani yaz uykusuna yatabilirler. Kalpleri iki odacıklıdır demiş. Arkadaşlar akciğerli balıklarda şöyle bir durum var. Hani Diğer balıklardan farklıdır bunların kalp odacık sayısı. Memeliler gibi, kuşlar gibi dört odacığa sahiptir. Ama hani kesinlikle dört odacıklıdır da diyemiyoruz. Hani kesin bir bilgi yok ama iki odacıklı olmadığını biliyoruz. Üç ya da dört odacıklı oluyor. O yüzden cevabımız ne olur? Edirne seçeneği olacak. 51. soru. Ekinodermata şubesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ekinodermata neydi? Derisi dikenliler. Denizel habitatlara uyum sağlamışlardır. Derisi dikenler, evet, denizlerde yaşıyorlar arkadaşlar. Doğru. Yaşam evrelerinin tümünde penta radial simetri gösterir. Şimdi penta radial dediği şöyle beş kollu. Penta ne demek? Beş demek. Beş kollu olduğunu düşün. Mesela tamam deniz yıldızı beş kola sahip. Ben yine deniz, ben yine yıldız çizemedim. Normal kola çizme varken zor çizme gidiyorum. Deniz yıldızında var ama mesela deniz kestanesi de nedir? Bir ekinodermatadır. Mesela deniz kestanesinde penta simetri yoktur. Dolayısıyla bu yanlıştır. Tüp ayaklar hareket, beslenme ve solunumda işlev görür. Evet tüp ayaklar işte zemine yapışarak yürümeyi sağlıyor. Yine beslenmeyi ve solunumu sağlıyor. İç iskelete sahiptirler. Doğru. Özelleşmiş boşaltım organları bulunmaz. Doğrudur arkadaşlar. Bir açıklık vardır. O açıklıklarından boşaltım işlemini yapıyorlar. 52. soru Angiospermlerin özelliklerinden hangileri bu bitkileri diğer tohumlu bitkilerden ayırır bakalım angiosperm neydi kapalı tohumlu bitkiler tohumlarında endosperm varlığı endosperm sadece angiospermlerde görülür dolayısıyla bu ayırır olur tohum taslaklarının megasporofillerin içinde bulunması megasporofil dediği ee, yumurtalıklar var ya arkadaşlar şu biz hani diş organ çiziyoruz ya mega sporofil dediği bu evet tom taslakları bunun içerisinde bulunuyor ve angiospermlerde görülüyor sadece doğru. Polenlerinde hem generatif hem de vejetatif hücre bulunması bu açık tohumlu bitkilerde de görülen bir özelliktir. O yüzden bunu alamam. Cevabımız e, ne olacak? 1 ve 2 olacak yani denizli seçeneği. 53. soru. Şimdi Böyle uzun süredir şimdi çözüyorum ya üst üste. Bana yavaş yavaş geliyorlar. Yanlış okumaya başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi tohumlu bitki grupları için ortak bir yapı değildir? Tohumlu bitkiler. Hem açık tohumlu hem de kapalı tohumlu bitkileri düşüneceğiz burada. Çiçek. Arkadaşlar çiçek kapalı tohumlularda var ama açık tohumlularda yok. O yüzden bu ortak değil. Cevabımız şıkkı Polen tüpü her ikisinde de oluşur. İletim demeti zaten artık... Eylül totlarından itibaren iletim demeti görülüyor. taktır Tohum taslağındaki mikropil. Evet mikropil neydi? sipermin spermin yumurtaya ulaştığı kısımda arkadaşlar. Şöyle bir e, açıklık olarak düşünün. Mesela kapalı tohumlar için göstereyim. Şurayı sileyim. Şu dişi organ. Dişi organa giriş yapıldığı zaman şurada tohum taslağı var. Tohum taslağının şu kısmında bir mikropil açıklığı bulunur. Burada sperm gelir buraya girer. O yüzden doğrudur. Tohum kabuğu her ikisinde de görülebilir. Ama çiçek sadece kapalı tohumlarda görülüyor. 54. soru. Prokaryotik canlılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Prokaryotlar deyince bakteriler ve arkeler gelecek. Ribozomların yapısı ökaryotlarınkinden farklıdır demiş. Evet, ribozom mesela bakterilerde 70S büyüklüğündedir. Hem yani büyüklük olarak hem de yapı bakımından farklı. Ökaryotlardakiyle aynı yapıda hücre kamçısına sahiptir. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Prokaryotlardaki kamçı yapısı ökaryotlardan biraz daha farklı oluyor. Şimdi bunu ben şekil üzerinde göstereceğim size. Diğerlerini okuyayım. Kromozomları nükle nükleoid adı verilen bölgede bulunur. Nükleoid dediğimiz e, hani DNA'nın bulunduğu kısım nükleoid. Dolayısıyla doğrudur. Pek çoğunda kromozomun yanı sıra plazmit adı verilen genetik materyal bulunur. Evet bakterilerde bulunuyor. Hücre duvarlarının yapısı mantarlarınkinden farklıdır. Mesela bakterilerde peptidoglikan, mantarlarda kitindi. Değil mi? Doğrudur. Şimdi ben size şu iki kamçıyı bir göstereyim. Evet mesela burada bakterinin kamçısını buldum arkadaşlar. Bakterilerin kamçı yapısına baktığınız zaman bakın hani şu an çizerek gösteremiyorum ama hani burada kamçı yapısı bu şekildedir. Gram pozitif ve gram negatifte bile farklılık gösterebiliyor. Mesela bu gram pozitifin kamçı yapısıdır. Bu da gram negatifin kamçı yapısıdır. Bir de ökaryotlar için göstereyim. Şimdi ökaryotlarla ilgili bir kamçı yapısı görseli bulamadım ama ee, hani prokaryotlarda gram pozitif ve gram negatifin farklılık gösterebildiği gibi ökaryotlarda da arkadaşlar farklılık gösterebiliyor. O yüzden bu yanlış olacak. Aynı yapıda hücre kamçısına sahip değillerdir. Gelelim 55. sorumuza. Diyor ki iki farklı canlı türünün akrabalık derecesini belirlemede kullanılan homolog organlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş bize. Homolog organ neydi? Kökenleri aynı, görevleri farklı ya da aynı olan Organlar. Diyor ki bu organlar orta katıdaki aynı yapıdan türemiştir. Kökenleri aynı dediğimiz için dolayısıyla bu doğrudur. Bu organların farklı işlevler görmesi zorunlu değildir. Evet aynı işlevde görebilir. Mesela kuşlardaki işte kanatlar. Hani böyle düşünün. Mesela bir serçe ile bir karganın e, homolog organları nedir? Mesela kanatlarını düşünün. İkisinde de aynı görevi görüyor. Uçma görevini görüyor. O yüzden doğrudur. Mesela şey düşün, yarasayla kuşu düşünün. İkisinde de köken de aynı, görev de aynıdır. Nedir? Uçmaya yarıyor. Bu organlar konvergent evrim sonucunda ortaya çıkmıştır. Konvergent evrim değildir arkadaşlar. Konvergent evrim iki farklı canlının aynı yöne doğru evrimleşmesidir. Dolayısıyla burada konvergent evrim değildir. Bunlar divergent evrim dediğimiz yani e, ee, aynı homolog özelliğe sahip organların aynı anda evrimleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla konvergent evrim birbirinden farklı iki canlının yani birbirine yakın akraba olmayan iki canlının aynı yönde evrimleşmesidir. O yüzden bu olmaz. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 denizi seçeneği olur. 56. soru. Bilimsel adları olan 3 tür ile ilgili hangisi doğrudur demiş. İkinci tür, üçüncü ve birinci türe üçüncü türe birinci türden daha fazla benzerlik gösterir. Şimdi bakıyorum. Burada hangileri akraba ona bakacağız. Arkadaşlar ilk isimleri yani cins isimleri aynı olanlar birbirle yakın akrabadır. Burada bir ve iki yakın akraba. Üçün akrabalık ilişkisi yoktur ya da işte çok azdır diye, diyebiliriz. Dolayısıyla ikinci tür, üçüncü türe birinci türden daha fazla benzerlik gösteremez. Çünkü bir ve ikinci tür birbirle akrabadır. O yüzden bu yanlış. İki ve üçüncü türler aynı cins içerisinde yer alır. Hayır. Bir de diris stafilokokus. Dolayısıyla aynı cins değillerdir. Bir ve ikinci türler birbirlerine üçüncü türden daha fazla benzerlik gösterir. Evet. Bir ve iki nedir? Birbirle yakın akrabadır. Cins aynıdır. Doğru. Üç tür birbirine aynı derecede benzerlik gösterir. Hayır. Bir ve iki birbirine benzerlik gösterir. Ama üçüncü tür benzerlik çok az gösterir diyebiliriz. Bir ve ikinci türler farklı familyalarda yer alır. Şimdi cinsleri aynı olduğu için cinsten sonra gelen mesela işte cins, familia, takım, sınıf, şube, alem bunların hepsi aynıdır arkadaşlar. Sadece türleri farklılık gösteriyor. Dolayısıyla yanlıştır. Farklı değil. Aynı familyada yer alıyorlar. Cevabımız C şıkkı olacak. 57. sorumuz Çeşitli canlılarda görülen olaylarından hangileri bakterilerde gerçekleşen ve genetik çeşitliğe neden olan mekanizmalardır? Transdüksiyon, transformasyon, konjugasyon ve mayoz. Bir kere burada elediğimiz ilk ne olur? Mayoz olur arkadaşlar. Çünkü prokaryotlarda yani bakterilerde mayoz görülmez. Transdüksiyon, transformasyon ve konjugasyonun üçü de bakterilerde görülebilen çeşitliliğe sebep olan mekanizmalardır ama mayoz bölünme görülmez dedik. Cevabımız deniz seçeneği olacak. 58. soru aşağıdakilerden hangisi angiospermlerin özelliklerinden biri değildir? Angiosperm neydi? Kapalı tomlu bitkiler. Üreme organı olarak çiçek bulunması evet angiospermlerin özelliği. Triploid endosperme sahip olması evet. Sperm gelip polar, polar çekirdekleri döllüyor. Triploid yani 3N kromozomlu endosperm oluşuyor. Tohum taslakları ve tohumların bir karpel tarafından kuşatılmış olması. Evet yapraklar tarafından kuşatılıyor. Flam dokusunda arkadaş hücrelerinin bulunması. Evet arkadaşlar arkadaş hücresi bulunuyor. Sporofitin su ve besin temini, temini açısından gametofite bağımlı olması. Hayır gametofit sporofite bağımlıdır. Dolayısıyla bu yanlış olur. Tam tersi geçerlidir. Cevabımız eşlik olacak. 59. sorumuz. Hayvanlar diyor özellikleri esas alınıp sınıflandırıldığında bu özelliklerin belirlediği taksonların en geniş kapsamından en dar kapsamlıya doğru sıralamasını sormuş bize. Bakalım. Amniyotik yumurtaya sahip olma. Amniyotik yumurta kimlerde vardı? Sürüngenler, kuşlar, memeliler. Notokarda sahip olmaları bütün omurgalılar. Enterosol tip söloma sahip olma. Şimdi enterosol tip sölom hem omurgasızlarda hem de omurgalılarda görülebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hem omurgasız diyeceğiz, hem de omurgalı diyeceğiz. Daha sonra kafatasına sahip olma, kafatasına sahip olma da kimde görülüyor? İşte ee, balıkların bazılarında vardı, bazılarında ya yani kafatası şöyle diyebiliriz arkadaşlar, kafatası bazı balıklarda kafatası görülmez arkadaşlar. Dolayısıyla kafatasına sahip olma da yine şöyle diyebiliriz, mesela bazı kurbağalarda da görülmez. Mesela e, kuşlarda memelilerde kafatası görülür diyebiliriz. Biraz daha dar kapsama alabiliriz. Ve mesela şey de alabiliriz. E, amfibileri yine amfibileri bazı sürüngenleri de alabiliriz. Bunlar da görülüyor. Şimdi bakalım. En geniş kapsamlıdan en dar kapsamlı diyor. O zaman 3 numara en geniş kapsamlı. Çünkü hem omurgasızları hem omurgalılar alıyoruz. Sonrasında nötokorda sahip olmak. Çünkü, çünkü tüm omurgalıları aldık. 2 diyoruz. Sonrasında ne hani gelecek? Kafatasına sahip olma gelecek değil mi? Çünkü anfibileri amfibileri aldık, sürüngenleri, kuşları, memelileri aldık olur. Ama en dar kapsamlı amniyotik yumurtadır. Çünkü sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde görülür sadece. O yüzden 4 numarada da bu olur. Biraz gerçekten zor bir soru olmuş aslında. Ne olur? 3, 2, 4, 1 şeklinde olur. Yani C şıkkı olur arkadaşlar cevabımız. Gelelim 60. sorumuza. Son 10 sorumuz kaldı artık. Monokotil ve dikotil bitkilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Genel olarak monokotil yapraklarında paralel damarlanma, dikotillerde ise ağsı damarlanma görülür. Doğru. Monokotiller tek çeneklilerdir. Yapraklarında paralel damarlanma genellikle görülür. Dikotillerde çift çenekli bitkilerdir. Genellikle damarlanma ağsı damarlanma şeklinde bu şekilde görülür. Doğrudur. Gövdedeki iletim demetleri monokotillerde dağınık, dikotillerde ise halka şeklinde diziliş gösterir. Bu da kambiyumun varlığına varlığından kaynaklanıyor. Dikotillerde kambiyum olduğu için dikotillerin etrafına e, diziliyor arkadaşlar iletim demeti. Ama monokotillerde dağınıktır çünkü kambiyum bulunmaz. O yüzden doğrudur. Çiçek kısımları genel olarak monokotillerde 4-5 katları, dikotillerde 3 ya da şey 3'ün katları arkadaşlar. E, bu tam tersi olacak. Monokotillerde 3 ve 3'ün katları Dikotillerde ise 4, 5 ve bunların katları şeklinde olur. Yani tam tersini yazması gerekiyordu. C şıkkı yanlıştır. Genel olarak monokotillerde saçak kök, dikotillerde kazık kök bulunur. Yani siz şu aklınıza gelsin. Monokotil denildiği zaman hani şu bizim yediğimiz yeşil soğan var ya, yeşil soğan aklınıza gelsin. Saçak kök var mı? Var. Bunun yaprakları yeşil kısımlarında paralel damarlanma var mı? Yani şöyle şöyle damar görüyor musunuz? Evet. Dikotil dediğimiz zaman da aklımıza en bildiğimiz mesela üzüm yaprağı gelsin aklınıza. Üzüm yaprağı. Hani şu dolma yapıyoruz ya, sarma yapıyoruz ya. Onda mesela nedir? E, yaprakları böyle ağsı damarlanma gösterir. Yine üzüm e, bir hani büyük bir bitki olduğu için köküş, kazık kök şeklindedir arkadaşlar. O yüzden doğrudur. Her iki grupta da çifte döllenme görülür. İkisi de kapalı tohumlu bitki olduğu için çifte döllenme görülür. Cevabımız C şıkkı olacak. 61. soru Aşağıda morfolojik veriler esas alınarak hazırlanan hayvanlarla ilgili geleneksel bir filogenetik ağaç verilmiştir diyor. Bu filogenetik ağaca göre 1 ve 2 numaralı yerlere gelecek grupların özellikleri ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakın. 2 numara ve 1 numarayı ilk önce sınıflandıralım. Arkadaşlar ne demiş burada? Deuterostomia demiş. Deuterostomiyanın diğer bir karşılığı nedir? Protostomia, değil mi? protostomiya. Bunlar ilkin ağızlı canlılar. ya da ikinci nazlı. ya da ilkin ağız. Ağız ve anüse dönüşüyor. Yani şöyle düşünün. İlkin ağız ne yapıyor? Tek bir açıklık oluyor. Ama ya da ilkin ağız dediğimiz biraz blastopor anüse dönüşüyor. Bunların ortak olan özelliği nedir? Bilateral simetri olmalıdır. Dolayısıyla bilateriye olarak söylüyoruz. Sonra geliyorum bakın. Şimdi bire ben bilateriye dedim. İkiye de protostomiya dedim. Diyor ki hangisi doğrudur diyor. Bir de diyor gerçek doku vardır. Bilateria da gerçek doku var mı? Var. Çünkü porifera, kinideria, kitanofora da bunlar da gerçek doku. Özellikle porifera dediğimiz süngerlerde yok. Ama artık buradan sonra ne oluyor? Gerçek doku var. İki diyor sölom yoktur. Arkadaşlar protostomiya da sölom var. Sadece gerçek sölom yoktur diyebiliriz. Tamam mı? O yüzden ee, bu yanlış olacak. A şıkkı. Sonra geliyorum. Bilateral simetrilidir. Evet, bilateriye bilateral simetri. Triploblastiktir. Triploblastik ne demekti? 3 tabaka. Yani endoderm, ektoderm, mezoderm tabakalarından bahsediyor. Protostomyanın genelinde diploblastik bulunuyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bilateral simetridir. Evet, bilateria dedik zaten. Ağız bilastopordan gelişir. Bakın, bilastopor protostomiyada ne yapıyordu? Ağıza dönüşüyor. Deuterostomiyada da neye dönüşüyordu? Anüse dönüşüyordu. Dolayısıyla bu doğrudur. Triploblastiktir demiş. Bilateriyanın tamamı triploblastiktir diyemiyoruz. O yüzden yanlış. Bilateral simetridir. Evet. Enterosol tipte sölon vardır. Arkadaşlar protostom ya da enterosol tamamında enterosol tip sölon vardır diyemiyoruz. Dolayısıyla yalancı sölon da bulunabiliyor bunlarda. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olur. Çok gerçekten sınıflandırmada çok detaylı bir soru olmuş. Yani sınıflandırma ile ilgili ben size şunu söyleyeyim sınıflandırma soruları gerçekten bazı sorular çok detay sorular. O yüzden hani eğer diğer konularda kendinizden eminseniz sınıflandırma konusuna çalışmayabilirsiniz. Sadece bildiğiniz kadarını yapabilirsiniz. Çünkü sınıflandırma bir derya deniz. Yani ben sınıflandırmayı anlatırken bile gerçekten çok zorluk çekiyorum arkadaşlar. Hazır slayt'tan anlattığım halde çok zorluk çektim. Gerçekten bazı soruları çözerken de çok zorluk çekiyorum. Çünkü aşırı detaylı sorular soruluyor. Biz mesela üniversitede omurgalı hayvanları ayrı bir ders, omurgasızları ayrı bir ders olarak gördük. Siz de öyle görmüşsünüzdür. Bunların ayrıca laboratuvarları da vardı. Laboratuvarlarında da inceleme falan yapıyorduk. Gerçekten bir derya deniz e, sınıflandırma. O yüzden e, hani atlayabileceğim bir konu hangisidir diye soruyorsanız sınıflandırmayı atlayabilirsiniz. Tamam 3 tane 4 tane bazen 5 tane soru gelebiliyor. Ama diğer konularda eminseniz sınıflandırma konusunu atlayabilirsiniz. Özellikle de yetiştirme sıkıntısı yaşarım diyorsanız sınıflandırmayı atlayabilirsiniz. Fen arkadaşlarım için söylemiyorum. Fen de daha böyle TYT düzeyinde sordukları için çalışabilirsiniz ama... Biyoloji ÖABT'ye hazırlanan arkadaşlar için bunu söylüyorum. Gerçekten detay sorular. 62. soru. Geçmişte prokaryotik organizmalar tek bir alem içerisinde sınıflandırılırken günümüzde bakteriler ve arkeler olmak üzere iki ayrı alem olarak sınıflandırılmaktadır. Prokaryotik organizmaların iki farklı aleme ayrılmasına çalışmalarından hangileri etkili olmuştur diye soruyor bize. Ribozomal RNA'larındaki nükleotit dizi sıralamalarının incelenmesi arkadaşlar. Bakterilerde var, arkelerde de. Cip. O zaman birbirinden farklı. Bu yüzden farklı alemler içerisinde alınmıştır. Doğru. Kromozomlarının dış görünüşleri. Dış görünüşlerine baktığı zaman ikisi de halkasaldır. O yüzden dış görünüş bize bilgi vermez. Hücre duvarlarının kimyasal yapılarının incelenmesi. Bakterilerde peptidoglikan görürken arkelerde peptidoglikandan farklı maddeler görülmeye başlanmış. O yüzden bu da arkadaşlar farklı aleme ayrılmasında etkili olmuştur. Cevabımız 1 ve 3 olacak. 63. soru. Günümüzde yaşayan bitkiler aşağıdaki özelliklere göre sınıflandırılacak olursa hangi özelliğin altında en fazla sayıda türün yer alması beklenir? Şimdi bakalım. Meyveye sahip olma. Meyveye sahip olan kimdi? Kapalı tohumlu bitkiler. İletim dokusuna sahip olma. Kimdi? Damarlı, to tohum, damarlı tohumlu bitkiler veya damarlı tohumsuz bitkiler vardı. Tohuma sahip olma. Çiçeğe sahip olma. Yine kapalı tohumlu bitkiler. Kozalan sahip olma kimdi arkadaşlar? Kozalan sahip olanlar da e, açık tohumlu bitkilerdi değil mi? Açık tohumlu. O zaman burada hangisi en geniş kapsamlı iletim dokusuna sahip olanlar? Çünkü hem tohumsuzlarda hem de tohumlularda iletim demetine sahip olan bitkiler vardır. Cevabımız Bursa seçeneği olur. 2022'ye geliyoruz bu sene. Ben de girdim bu sene. Bakalım diyor ki. Bilim insanlarının arkeleri bakterilerden ayıran bir alem olarak sınıflandırmasında arkelerin hangileri etkili olmuştur? Bakın hem FEN'de sormuşlar hem de bu 2022 fen miydi? Evet. Hem 2022 fende hem de biyolojide sormuşlar. Hücre duvarının yapısı etkili olmuş mu? Evet. Hücre zarındaki lipitlerin yapısı diyor. Etkili olmuş mu? Lipitlerin yapısı da etkili olur. Ribozomların ökaryot ribozomlarından küçük olması. Burada arkadaşlar arke ve bakteriyi biz ikisini ayırıyoruz. Ökaryotlarla bilgisi yok bunun. Hani ökaryot ribozom ya yani ökaryotları araya katmıyoruz. İkisini karşılaştırıyoruz. O yüzden bu olmaz. Cevabımız bir ve 2 denizi seçeneği olur. 65. soru. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin evrimsel süreçte ilk kez protistlerde ortaya çıktığı söylemez. Protist neydi? E, bir genellikle bir hücreli olan ökaryotlar. Ökaryotların en basit kısmıydı. Mitozla çoğalabilme. Mesela prokaryotlarda mitoz yoktu. O yüzden bu görülmüş diyebiliriz. Kamçı hareket etme. Kamçı bakterilerde de var değil mi? O zaman ilk protistlerde ortaya çıktı diyemiyoruz. Organel düzeyinde özelleşme. İlk defa organeller Hani ribozom haricinde protistlerde görülüyor. O yüzden olur. Hücreler arasında iş bölümünü görülmesi. Evet. Mesela Volvox kolonisi. Bu kolonileşme dediğimiz protistlerde görülüyor ilk defa. Doğrusal kromozoma sahip olma. Prokaryotlarda halkasal var. Ökaryotlarda doğrusal var. Dolayısıyla ilk bunlarda görülmüş diyebiliriz ama kamçı bakterilerde de vardır. O yüzden ilk bunlarda ortaya çıktı diyemiyoruz. Kordota içerisinde çeşitli hayvanlara ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bir hayvanın yer aldığı sınıfın belirlenmesi için yeterlidir? Bakın bu sorular çok fazla soruluyor. Yani bu soruya özellikle dikkat edin. Vücutlarında pulların bulunması. Pul kimde var? Balıklarda ve sürüngenlerde var. Testislerin skrotum içerisinde yer alması. Arkadaşlar bu memelilerde görülür. İç kulağında 3 da yarım daire kanallarının bulunması. Kuşlarda da vardır, memelilerde de vardır. Zaten yarım daire kanalları ne yapıyordu? Denge, dengeyi sağlıyordu. Sinir şeridinin vücudun sırt kısmında yer alması tüm omurgalılarda var. Embriyonun amniyon zarıyla kuşatılan amniyon sıvısı içerisinde gelişmesi hem sürüngenlerde hem kuşlarda hem memelilerde var. Burada yer aldığı sınıfı kesinlikle hangisinde belirledim? Bursa şıkkında belirledim. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. 67. soru. Bir organizmada durumlarından hangileri bu organizmanın hayvan olduğunu kanıtlamaya yeterli değildir? Bakalım. Embriyonik gelişimin görülmesi, embriyonik gelişim e, hayvanlarda var ama bitkilerde de embriyonik gelişim. Yani şöyle düşünün. Hayvan olduğunu kanıtlamaya yeterli diyemiyorum. Çünkü bitkilerin e, bitkilerde de zigot oluşumu, embriyo oluşumu vardır arkadaşlar. O yüzden kanıtlamaya yeterli değil bu. Yapısında kolajen, kolajen sadece hayvanlarda bulunur. Kas dokusu yine sadece hayvanlarda bulunur. Yeterli olmayan hangisidir? Embriyonik gelişimin bulunması. 68. soru Süngerler ile çeşitli bir hücreli kolonilerde görülen ortak özellikleri tespit eden bir öğrencinin hangileri doğrudur? Şimdi gerçek doku oluşumu hem süngerlerde hem de kolonilerde gerçek doku yoktur. O yüzden bu doğru. Ortaktır. Nöron bulunmaz. Süngerlerde de kolonilerde de arkadaşlar nöron bulunmaz. Belli işlevler için özelleşmiş hücreler bulunur. Süngerlerde de özelleşmiş hücreler var. Kolonilerde de özelleşmiş hücreler var. O yüzden doğrudur cevabımız yerine şıkkı olur. Üçü de ortaktır. 69. soru. Aşağıdakilerden hangisinin tohumlu bitkilerin karasal ortama uyumuna katkı sağladığı söylemez. Ekstrem koşullara dayanıklı polenlerin üretilmesi. Evet, karasal ortam sucul ortama göre daha dayanıklılık ister. O yüzden bu olur. Embriyoyu koruyan tohumların üretilmesi. Evet, tohumun korunması gerekiyor. Embriyonun korunması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla tohum üretimi yine karasal ortamdaki bitkilerde görülür. Tozlaşmanın gerçekleşmesi için suya gereksinim kalmaması zaten karaya geçtiği için suya gereksinim kalmayacak. Doğrudur. Mikroskopik e, gametofitin sporofit tarafından beslenmesi ve korunması. Evet gametofit daha küçüktür hatta bizim gözle göremediğimiz kadar küçüktür. Ve sporofit bitki tarafından beslenir. Doğru. Döl almaşı. Döl almaşı sucul bitkilerde de görülür arkadaşlar. Dolayısıyla karasal ortama bir uyum değildir. Döl almaşı cevabımız edirne olur. Son soruya geldik artık. 2015 LYS. Aşağıda avını yakalamış bir hidra gösterilmiştir. Diyor ki bu hidradaki sindirim ile ilgili hangisi söylenemez? Eskiden arkadaşlar YGS, LYS'de bu e, mı çok detaylı anlatılıyordu. Artık hani azaltıldı. Bence çok da iyi oldu. Çünkü bu kadar bilinmesine gerek yok. Hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Sindirim boşluğu hayvanın fagositozla alınabilen daha büyük besinlerle beslenebilmesini sağlıyor. Ve şurası gastrovasküler boşluk dediği sindirim boşluğudur. Hayvanın büyük bir avı yakalamasına sebep olmuş. Doğru. Besinler gastrovasküler boşluğu çevreleyen hücrelerden salgılanan enzimler tarafından kısmen sindirilir. Evet burada hücreler sindirim e, enzimleri salgılıyor. Sindirmesini sağlıyor. Doğru. Sindirilemeyen atıklar ağız işlevi gören açıklıktan dışarı atılır. Bunlarda ağız ve anüs aynıdır. O yüzden hem atıklar buradan atılıyor hem de besinler buradan alınıyor. Doğru. Kısmen parçalanan besinler içteki boşluğu çevreleyen hücreler tarafından hücre içi sindirime tabi tutulur. Etrafındaki hani şöyle diyeyim. Hani küçük parçalara ayırdıktan sonra artık hücreler hücre içi sindirime ile ne yapıyorlar? Sindir, sindiriyorlar. Doğru. Gastrovasküler tipi sindirim sisteminde besinlerin sindirim için özelleşmiş bölmeler vardır. Arkadaşlar burada özelleşmiş bölme yok. Tek bir boşluk var. Bu boşlukta sindirim gerçekleşiyor. O yüzden bu yanlış olur. Evet cevap anahtarımız da şu şekilde dayandım gerçekten 70 soruyu çözdüm. Sonraki videoda nereye geçiyoruz? Bitki biyolojisine geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.